Hani şimdi orada ki bu kitapta İstanbul'un coğrafyasına Biricik diye bakıyorum. Efendim hem tarihi Biricik hem coğrafyası Biricik. Çünkü zaten bu tarih o coğrafya üzerine geliyor. Ve coğrafya üzerine gelirken de ki orada tabii iki tane su yolu, birisi Boğaziçi, diğeri Haliç, iki tane su yolu bu şeye hayatiyet katar. Konstantinopolis Roma'ya yeni bir başkent ararken onu göya Troya'ya götürürler, beğenmez. Evet, Çanakkale de bir boğazdır ama oranın halici yoktur. Evet. İstanbul'da böyle bir doğal limanı böyle yok. Bir tabii böyle bir üstünlüğü var. Evet. İstanbul'un şimdi yani tabii Haliç belki de İstanbul'undaki yerleşim ilk başladığı yerlerden biri. Ve öyle bir şey oluyor ki sonuçta burada öyle bir yaşam çerçevesi kuruluyor ki yıllar içerisinde hakikaten bambaşka bir olay. Yani bakın şu İstanbul'un mutfağını sayalım diye bir şey saymaya kalkıyorsunuz. Akıl almaz bir coğrafya zenginliği. Yani bir yanda Arnavut ciğeri, öbür tarafta Halep tatlısı. Efendim bir yerde işte Tatar böreği, öbür tarafta bilmem ne. Şimdi böyle bir tabii bu sadece Osmanlı'dan gelen bir olay değil. Roma döneminde de yani Büyük Konstantin döneminde de bu mutfak böyleydi. Sonra Bizans döneminde de yani Doğu Roma döneminde de yine böyleydi. Osmanlı'nın devraldı falan. Ya bütün bunlar tabii o Akdeniz'deki efendim bir varlık olma, bir tarafında Akdeniz, öbür tarafında Orta Doğu, efendim Kafkaslar ve şeyi Asya'ya olan bir bağlantı İran üzerinden. Tabii büyük bir coğrafyanın bir parçası bu. İstanbul'u böyle unik kılıyor, Biricik kılıyor. Evet.